أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Kıymetli kardeşlerim, bugün geçen ders başlayıp yarısını okuyabildiğimiz Fecr suresinin kalan yarısını okuyup hem bugünkü dersi inşallah bitireceğiz, hem sezonu bitirmiş olacağız. O itibarla bu akşam sanki bir veda akşamı gibi. Artık ne kadar bir süre devam eder bu veda bilmem. Bu bir dahaki sene bu dersler olur mu olmaz mı filan, ben bunları hiç şimdiden bilmiyorum. Biz son dersimiz diye bu dersi kemali dikkatle yapalım. Sonrasında da helalleşip vedalaşalım. Epey bir zaman sizinle birlikte olduk. Epey Kur'an pasajını sizinle paylaştık. Olabildiğince yoğun denebilecek bir Kur'an mesaisi gerçekleştirdik. O itibarla amel defterimizin şenlik sayfalarından biri Başakşehir'in İşte Çınar Koleji'nde gerçekleştirdiğimiz dersleri şenlik sayfalarımızdan sayalım istedik. Biz size şahit olduk. Sizin de bize şahit olmanızı istedik. Bu derslerin yapılış amacı budur. Yoksa böyle bir tane ders vererek veya bir yerde belli bir süre 15 günde bir ders vererek ortalık ne abad olur ne berbat olur. Yani bu ikisi de olmaz. Nedir yaptığımız? Bir değişik ses ortaya koyabilmek ve birbirimize şahit olduğumuzu, şahit tutulacağımızı bir daha hatırlayabilmektir. Yani neticede çok iddialı bir durumumuz yok. Hatta şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Ben bu dönem burada işte 4-5 tane sure okuduk bu sezon içerisinde. Hep söylüyorum, her zaman sadece bizim okumalarımız, sadece bizim konuşmalarımız muhatapları yeterli bir konuma getirmemelidir. Bizim anlayabildiğimiz budur, bizim okuyabildiğimiz budur. Bizim kelimelere döküp kardeşlerimizle paylaşabileceklerimiz elbet bilebildiklerimizdir. Onları dile getiriyoruz. Ama olan bundan ibaret değildir. Başkalarını da dinlemek lazım. Başkalarını da okumak lazım. Başkalarının görüşlerine de yüreğimizi, beynimizi açmamız lazım. Ola ki hakikat onların dilinden dökülebilir. Gerçekler onların ifadeleriyle ortaya konuluyor olabilir. O itibarla ben daima bir ses, bir nefes olmaya gayret ediyorum. Tek ses ve tek nefes iddiasında asla ve asla bulunmadım, bulunmuyorum. Bundan sonra da bulunmayacağım. Elimden gelen, anlayabildiğim şudur deyip kardeşlerimle kanaatlerimi paylaşıyorum. İşte yaptığım bundan ibarettir. Başka bir şey değil. Ha, böyle bir 30 yılımı bu işe verdim ben. 30 yıldır Kur'an'la uğraşıyorum. Kur'an'ın manasıyla ilgiliyim 30 yıldır. Onun öncesinde de bir 20 yıla yakın Kur'an'ın metniyle hemhal olan bir hayat yaşadım. Böyle 5-6 yaşımdan itibaren, hani böyle sloganiktir işte 7 yaşında başladım ben bu işe filan diye, öyle slogan atmıyorum. Benim hayatım bu, gerçekten benim ömrüm işte camilerde, kurslarda
hep yeşerdi. Hep öyle bir ömür yaşadım. Ama şunu söylüyorum, 25 yaşıma kadar ki ömrümü Kur'an'ın sadece metniyle tanışık olduğum zaman diye tarif ediyorum. 25 yaşımdan 55 yaşıma kadarkini de Kur'an'ın manasıyla buluşma çalışmalarıma ayırdığım zaman diye ifade ediyorum. Bu eğer bir anlam ifade ediyorsa birileri için, 30 yıl, çeyrek asrı aşan bir dönem Kur'an mesaisi gerçekleştiriyorum. Eğer bu bir kıymet ifade ediyorsa karşımdaki kardeşlerimiz için, ben işte o bilgilerimi paylaşıyorum. Beğeniyorsanız alın, sizin de olsun. Ananızın ak sütü gibi helaliniz olsun. Ruhunuza afiyet olsun. Eğer sizin işinize yarayacaksa, değilse bunları bana iade edebilirsiniz. Ben fikirlerimle memnunum. Kimsenin kara kaşına, kara gözüne düşüncelerimi satmam. Hakikati asla gizlemem. Bildiğim hakikati sonuna kadar söylerim. Başıma ne geleceğini hiç hesap etmeden bütün düşünce dünyamı ortaya koyuyorum. Çünkü maksadım benim. Benim bu söylediklerime ve kitaplarıma, yazdıklarıma dair hesap vereceğime inanıyorum ben. Kime hesap vereceğim? Rabbime hesap vereceğim. Ya Allah'a hesap vereceğine inanan bir adamın başkalarının sözüne efendim böyle çok büyük bir korku beslemesinin bir imkanı var mı yani? Ben hesabımı Allah'a vereceğim. Öyle olunca hakikati kim karşı çıkarsa çıksın onu dillendiririm. Karşısında kimler hangi boyutta ve hangi kuvvette olursa olsun ben en güçlünün Rabbim olduğuna inanıyorum. Ona hesap vereceğim için de hem sözlerimin hem yazdıklarımın benim şahidim olacağına inanan bir insan olarak konuşuyorum. Bu düşünceler muhataplarım için eğer bir anlam ifade ediyorsa işte bunları sizinle şu kadar yıldır paylaştım, şimdi de paylaşıyorum. Umarım Allah'ın huzurunda bu çalışmalar ters yüz edilip suratımıza çarpılmaz. Öbür alemde cennet ödüllerinin vesilesi olur diye bütün dua ve niyazım budur. Sizden de bu kardeşinize böyle bir duada bulunmanızı isterim, beklerim. Şimdi Fecir suresinin ilk 14 ayetini okuduk. O ayetlerde Allah-u Teala'nın dikkat çektiği hususun esasında 4 ayette 5 şeye yemin etmişti ki o yeminleri birbiriyle irtibatlandırarak vahiy ile ilişkilendiren yorumlar yaptım. Sonrasında bu çok önemli yemin ifadelerinin akıl sahipleri için çok önemli bir mesaj değerinde bulunduğuna 5. ayet üzerinden vurgu yaptım. Ardından vahyin bu kıymetini dikkate almayan, tarihte zorbalıklarıyla ve fesatçılıklarıyla ün bırakmış 3 millete Cenab-ı Hakk'ın gönderme yaptığını size aktardım ki bunlar bir tanesi Ad kavmi, yani Ahkaflılar, yani Hazreti Hud'un milleti, yani Yemen'de meydana getirilen bir medeniyetin sahipleri ki İrem şehri, sütunları olan İrem şehrinin sakinleri olarak biliniyordu. Biri bunlar, biri Arabistan'ın kuzeyinde Medaini Salih diye bilinen, işte Hicr ashabı diye bilinen, daha teknik adı itibariyle de Semud kavmi diye anılan, kayaları yontarak bir kaya medeniyeti meydana getiren bir milletin örneğini verdi ikinci olarak. Üçüncü olarak da Firavun'dan, kazıkları bulunan Firavun'dan örnek verdi ki o kazıkların da birkaç manaya geldiğini söylemiştim. Bir tanesi ekonomik ve askeri bakımdan güçlü olmak, bir diğeri inanca zorbalık uygulamak,
Üçüncüsü inananlara kazık cezası uygulamak. Dördüncüsü de hem ahaliye haşa hem de Allah'a meydan okuma anlamında piramitler yaparak binasıyla işte kendince medeniyetiyle bir meydan okuyuş gerçekleştiren Firavun üzerinden örnek verdi. Ve bu üç milletin ortak noktaları olarak bunların yaşadıkları beldelerde, ülkelerde zorbalık yaptıklarını ve oralarda fesadı, bozgunculuğu arttıran bir seyir takip ettiklerini, nihayetinde Cenab-ı Hakk'ın da onları azap kamçısıyla cezalandırdığını söylemişti. Ve bütün kullarına Allah-u Teala'nın gözetleyici olduğu mesajıyla ilk 14 ayetlik pasajı bitirmiştik. Şimdi ilk etapta bakıldığı zaman ilk 14 ayetle çok anlam irtibatı kurulamadığı varsayılan 15 ila işte 30. ayetlere sırayı getiriyor. İlk etapta böyle bir anlam irtibatı yok zannediliyor ama ben hiç o kanaatte değilim. Tam tersine o üç örnekten sonra verilebilecek en güzel örnek budur. Yani fesatçılıkları ve azgınlıkları nedeniyle Allah'ın helak ettiği o üç kavmin izinden giden bir nankör insan tipolojisi üzerinde duruyor Allah-u Teala. Yani bir psikolojik tahlil yapıyor Rabbimiz. Bir tahlil gerçekleştiriyor. Bir nankör insanın nankörlüğünü deşifre ediyor. Onun üzerinden hepimize ders veriyor, mesaj veriyor. Şöyle başlıyor. Demek istiyor ki burada anlatacağımız insan tipi o helak edilen üç azgın millete benziyor. Siz de bunlar gibi olmayın, aynı akıbeti yaşarsınız. Yaşamak zorunda kalırsınız. Ne diyor şimdi? Ayetlere biraz daha yakından bakalım. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah. Fe'emmel insanu. Şu insan tipine bakın. Şöyle insanlar vardır. Nasıl insanlar? Bakalım bizim kendimizde, çevremizde, tanıdıklarımızda var mı mesela? Peş peşe bölmeden iki ayeti okuyacağım. Sonra onlar üzerinden açıklamaları yapacağım. Bölmeden iki ayet. Önce ayeti okuyayım. Fe'emmel insanu. İzâ mebtelâhu rabbuhu. Fe'ekremehu. Ve ne'amehu. Feyekûlu rabbi ekremeni. Ve emmâ izâ mebtelâhu. Fekadera aleyhi rizkahu. Feyekûlu rabbi ehâneni. İki ayet. 15 ve 16. ayetler. Tercümesi şu. Şöyle insanlar vardır. Yani şöyle bir insan tipi vardır. Nedir bunun özelliği? Rabbi onu imtihana tabi tutar. Hepimizi olduğu gibi. Bu nankör tip de imtihandadır. Rabbi onu imtihana tabi tuttuğu zaman ona bir takım ikramlarda bulunur. Ona çeşitli nimetler verir. Bu insan tipi bunun sonucunda der ki Rabbim bana ikramda bulundu. Evet, bunu hepimiz deriz. Allah-u Teala'nın verdiği nimetleri bize yapılan bir ikram olarak değerlendiririz. Ama bu 15. ayet tek ayet değil. Aynı adam, bana Rabbim ikram etti diyen adam bu defa ve emma izâ mebtelâhu, Rabbi onu imtihan ettiği zaman, yani fekadera aleyhi rizkahu, rızkını ona biraz daha ölçülü verdiği zaman, yani onun istediği kadar bolca değil de ona lazım olacak kadar ölçülü bir miktarda, aynı adama rızkını ölçülü bir şekilde biraz daha az verdiği zaman feyekulu, bu defa der ki Rabbi, Rabbim ehaneni, beni önemsemedi, beni küçük gördü, beni küçük düşürdü, bana gereken değeri vermedi, nimeti kıstı, beni adeta gözden çıkarmışlıkla cezalandırdı gibi
böyle bir değerlendirme yapar. Şimdi bakın, bir insana ne kadar rızık verildiği önemli değildir. Niye? Şimdi adam der ki, Rabbim bana az rızık verdi. Neye göre az? Kime göre az? Azın ölçüsü ne? Sen az dediğin öyle durumlar yaşarsın ki başkasının hayallerinde bile yoktur. Değil mi? 3 tane evi olan adam 5 tane evi olana göre daha az ev sahibidir, azdır. Ama ya hiç evi olmayana göre nedir? Oo, servet sahibidir. Ne bileyim, 1 trilyon serveti olana göre 500 bin lira serveti olan az servete sahiptir ama gününü geçiremeyecek kadar fakru zarurat içerisinde olana göre 100 bin lira onun rüyasında göremeyeceği bir imkandır. Sen neye göre Rabbim beni önemsemedi, Rabbim bana efendim ikramda bulunmadı, Rabbim beni küçümsedi, sen neye göre diyorsun? Nasıl bir değerlendirme yapıyorsun? Neye göre azlık çokluk ifadesi kullanıyorsun? Senin görevin nimetin azlığı veya çokluğuyla ilgilenmek değildir. Senin görevin sana verilen nimetin neden verildiğini kavramak ve o amaç uğrunda o nimetin değerlendirmesini gerçekleştirmektir. Az verdiyse ondan vereceksin, çok verdiyse ondan vereceksin. Azdan vermeyen adam çoktan hiç vermez. Daima daha yukarılara bakar. Dolayısıyla ben niye verecekmişim gibi diye haşa nimeti verene karşı bir meydan okuma içerisine girebilir. Onun için nimeti veren bu nimeti neden verdi? Onu da açıklar. Nimet verilen kişi verilen nimetin azlığı veya çokluğuyla ilgilenmez, ilgilenmemelidir. Ya nedir? Bunda başkalarının hakkı vardır. Bu nimetin bana veriliş gayesi falanca filancaları görmek, gözetlemek, onların yardımına koşmaktır. Ben ne kadar varsa onu o uğurda değerlendirmeliyim der ve çabasını ona göre şekillendirir. Nankör insan işte böyle yapmıyor. Ne yapıyor? Biraz bol olunca Rabbim bana ikram etti diyor. Aynı adama biraz ölçülü verince de Rabbim beni küçümsedi, beni dikkate almadı, bana gereken değeri vermedi diye haşa Allah'ı suçlar. İşte nankör tipin veya şöyle der, filancada niye o kadar var da bende yok? Ne yapalım? Onda o kadar varsa onun imtihanı o kadar yoğun. Ne zannediyorsun? Çok nimet sahibi olmak her zaman iyi midir? Öyle mi geliyor sana? Bakın, şimdi bu ayetleri daha iyi anlayabilmek için mutlaka bilmemiz gereken bir örnek var. Hangi örnek? Notunuzu alanlar var, onlara söyleyeyim. Bakın, bir örnek var. Kur'an'da konular karşıtlarıyla, mesanilik üslubuyla anlatılır. Bu olayın mutlaka bir yerde bir ilintili olduğu boyutu vardır. Hakkım bana verildi der. Bunu böyle yüksek sesle söylemez de içinden hep böyle der yani. Bunu açıktan söyleyen örnek Karun'dur. Karun, tabi ben bütün o ayetlerin hepsini okumuyorum. 76-77 okumuyorum. 78'i, Kasas 78'i size bir hatırlatayım. Bakın. Kale,
Kasas suresi 78'de Firavun'un adamları, yani o bağlamda geçen Karun diyor ki, Firavun gibi efendim şımarık bir tip demiş ki innema utituhu ala ilmin indi, yani nedir bu mallar, bana benim hakkım olduğu için, benim bilgim sayesinde verildi ya. Ben, bu benim de hakkımdı zaten. Kimse bana bir ulufe dağıtmış değil. Benim bilgimin karşılığıdır der. Nimeti vereni hesaba katmaz. Buna benzer bir ifade de, hani not alanlar var, onlara yardım olsun diye söylüyorum. Zümer suresi 49. ayette de var. Böyle bir densiz vatandaşın sözü olarak Kur'an onu bize hatırlatır. Zümer 49. ayette. Şimdi Allah-u Teala bu bana bilgim sayesinde verildi diyen Karun'a cevap veriyor. Diyor ki evelem ya'lem, bu nankör adam bilmez mi ki ennallaha kad ehleke min kablihi minel kuruni men huve eşeddu minhu kuvveten ve ekseru cem'a. Ya sen kime meydan okuyorsun be? Bilmiyor musun ki Allah senden önce nice milletler vardı, hem çok daha güçlüydüler, hem çok daha kalabalıktılar. Densizlik ve dengesizlik yapıp sınırı aştıkları için Allah onları helak etti. Sen neyine güvenerek böyle konuşuyorsun? Sen de helak olursun demeye getiriyor Allah-u Teala. Şimdi bakın. 79. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ف۪ي ز۪ينَتِ. Bu Karun ziyneti, süsü, mal varlığını üzerine toplayarak kavminin karşısına çıkıp böyle hava atarmış. Güç gösterisinde bulunurmuş. Vitrin sunarmış yani. Böyle böyle vitrincilik hastalığı vardır insanlarda yani. Vitrincilik. Vitrine yakışmıyorsun. Ne olmuş senin vitrin dediğin nedir yani? Kimi kime yakıştırmıyorsun yani? Böyle şeyler var, vitrincilik. Bu da böyle ihtişamlı bir şekilde milletin karşısına çıkarmış. قَالَ الَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. O böyle kendisini ortaya çıkartınca, dünya hayatını seven ve isteyenler ona gıpta ederek derlermiş ki, يَا لَيْتَ لَنَا. Ah ne olaydık, keşke bizim için de olsaydı. Misle ma utiye Karun'u. Şu Karun'a verilen benzeri keşke bizim de olsaydı. Baksana adamın neleri var. Neleri var. Karun o kadar çok serveti var ki servetini at deve yüküyle anahtarları zor taşınıyordu. 76. ayette, 75. ayette onu anlatıyor. Şimdi böyle çok servete, çok dünyalığa kendimizi kaptırmayalım. Onun için okuyorum bu ayetleri. İnnehu lezu hazzin azim. Baksana bu Karun'un ne kadar büyük payı varmış bu hayattan. Baksana şu kadar malı mülkü, serveti varmış. Efendim servetinin anahtarları bile bir deve yükünden fazlaymış. Kim diyor bunu? Bunu kim diyor? Karun'un dünyalıklarına imrenen, dünya hayatını seven grup. Yani şimdi bizim toplumun %98'i. Aynen böyle diyor. Hep böyle. Ölçü bu. Bak onun var, benim niye yok? Bak şimdi bak ne geliyor. Bir az sabret. Bir grup böyle diyor. Peki ya öbür grup? 79, 80. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ. Kendilerine bilgi verilenler ise Karun'un o ihtişamının karşılığında şöyle derler, şöyle demişler. Ne demişler? Ona imrenen, ona gıpta eden, o dünyalıkların peşinde koşanlara demişler ki وَيْلَكُمْ. Yazık size be. وَيْلَكُمْ. Yazıklar olsun size. Sevabullahi, Allah'ın makbul kabul edeceği sevabı, onun verdiği ve karşılığında ödül vaat ettiği o nimetlerin sevap karşılığı,
çok daha hayırlıdır. Limen amene ve amile saliha. İman edip salih amel işleyenler için Allah'ın sevabı, Allah'ın aferini, Allah'ın ödüle layık görüşü elbette çok daha hayırlıdır. Ve la yulakkaha illa sabirun. İşte bu Allah'ın sevap, ibadet karşılığında ödül diye vaat ettiği şeyler sabredenlere ulaştırılır. Sabredeceksin, dayanıklı olacaksın, işin arka planıyla ilgileneceksin, görünen kısmına kendini kaptırmayacaksın. Tabirimi mazur görün, yani kaporta ile ilgilenmeyeceksin, motora bakacaksın. Zarfla ilgilenmeyeceksin, mazrufa bakacaksın. İşaret parmağıyla değil, işaret ettiği yerle ilgileneceksin. Doğru yere bakacaksın. Yanlış bakıp yanlış değerlendirme yapmayacaksın. Bunlar hatırlatmışlar. Şimdi bakın, devam ediyor. Şimdi Ramazan geliyor. Dinleyin hikayeler, masallar, efsaneleri. Okusana bunu. Oku. Karun üzerinden bir servet ahlaksızlığının bir insanı ne hale getirdiğini Kasas suresinden anlat. Ama adama Kasas suresi inmedi ki. Kim okuyacak Kasas suresini? Bir sürü yalanlar varken daha cazip. Allah'ın kitabına neye sıra getirilsin ki? Getirmiyorlar. Bakın diyor ki Allah-u Teala. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ. Biz Karun'u da, onun işte evini de, malını, mülkünü de yerin dibine batırdık biz. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah'ın peşi sıra onun tarafında yer alabilecek ve kendisine yardım edebilecek hiç kimse yoktu. Allah'ın azabının karşısında kim bir varlık iddiasında bulunabilir? Hiç böyle bir varlık iddiasında bulunabilecek ona yalakalık yapanlardan hiç kimse kalmaz. Ve ma kana lehu min fi'atin. Hiçbir topluluk oluşmaz. Yansurunehu min dunillahi. Allah'a rağmen ona yardım edebilecek kimsecikler ortada yoktu. Ve ma kana minel muntasirin. Böylece o da yardım edilenlerden olmadı. Peki. Şimdi geliyor 82. ayet. Bakın ne diyor. وَأَصْبَحَ الَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ. Asbaha dönüştü. اَلَّذ۪ينَ تَمَنَّوْ مَكَانَهُ بِالْاَمْسِ. Dün Karun'un yerinde olmayı isteyenler, hani ona verildi, bize de verilseydi, bak ne kadar malı var, ne kadar mülkü var diyenler, bu defa يَقُولُونَ şöyle demeye başladılar. Ne zaman? O helak edilip yerin dibine batırıldığında ona özenenler, ona gıpte edenler bu defa şöyle demeye başladılar. Ne dediler? Veyke ennallaha yebsutur rizqa limen yeşa'u min ibadihi ve yaktir. Demek ki Allah kullarından dilediğine rızkı geniş de verebilir, dar da verebilir. Bu Allah'ın bileceği bir iş. Sen ne kadar verildiğiyle ilgilenme, neden verildiğiyle ilgilen ve gereğini yerine getir. Bak, Allah dilediğine rızkı bol da verir, geniş de verir. Levla en mennallahu aleyna lehasefe bina. Eğer Allah bize o kadar mal ve mülk vermeyerek bize iyilik yapmış olmasaydı, şimdi bizi de yerin dibine batırmış olacaktı. İyi ki vermemiş diyecek. Ve ke ennehu la yuflihul kafirun. Evet, demek ki kafirler iflah olmuyorlarmış. Malın fazlalığıyla ilgilenmek neyin nesi? Malın fazlaysa imtihanın fazladır beyim. Zor geçersin o terazilerden. Ha, bu zengin olmayın demek değil. Zenginliğinin kadir ve kıymetini bilin. Sana verilen malın neden verildiğinin sorgulamasını yap, onun gereğini yerine getir. Karun gibi böyle mal, servet, desinler, ihtişam, riya üzerinden bir hayat standardı yakalamaya çalışma. Bu başına bela olur demeye getiriyor Allah-u Teala.
Şimdi anladınız mı şeyi, mukayeseyi? Adama bol imkan veriyor, Allah bana ikram etti diyor. Biraz kısarak veriyor, Rabbim beni önemsemedi, beni küçümsedi diyor. Şimdi böyle diyene elbet Allah'ın diyecekleri var. Bakın ne diyor. Bu kitaba aşık olunmaz da neye aşık olunur be? Şimdi bakın nasıl bir tahlil yapıyor, bak ne diyor. Hepimize diyor yani. Burada adam adı vermiyor. Bizim müfessirlerin bir kısmı diyorlar ki bu ayetlerde sözü edilenler filanca adamlardır. Ne olacak? Diyelim ki onlardır. Ne olacak? Bu ayet onları ilgilendiriyor. Yok canım. Eğer öyle olsaydı adamın adını verirdi. Adamın adını vermediğine göre bu bir tip tahlili yapıyor. Bir insan tipolojisini inceliyor. Böyle olmayın diyor. Böyle tipler var. Dün Karun örneğinde olduğu gibi, dün Mekkeli müşriklerin içinde olduğu gibi, bugün Anadolu'da da var bunlar demektir bu. Yok mu? Var. Aa, şimdi okuyorum şimdi bakın. Bu tip, size şimdi 4 tane ayet okuyacağım. 4 tane ayet okuyacağım. Bu 4 tane ayetin ilk ikisi, bu insan tipinin yapması gerektiği halde yapmadığı 2 görevi, son ikisi ise yapmaması gerektiği halde yaptığı 2 yanlışı anlatacak. 4 tane cümle. Neymiş? İlk ikisi yapması gerektiği halde yapmadığı görevler. Son ikisi yapmaması gerektiği halde yaptığı yanlışlıklar. Neymiş? Bakalım bizde var mı? Bakalım var mı? Rabbi ehaneni dememiş olabiliriz ama bakalım bu 4 tane arızadan bizde ne var ne yok. Herkes kaç paralık adam olduğunu böylece anlar. Liste vermeye gerek yok. Deşifrasyona gerek yok. Anlarsın kaç paralık adam olduğunu anlarsın. Evet, yapması gerektiği halde yapmadığı 1. görev. Kella. Hayır, hayır. Allah hakkında böyle düşünceler ortaya koymak yanlış. Bu doğru değil. Bel, esasında iyi düşünün. La tükrimunel yetime. Siz yetimlere ikram etmiyorsunuz. Senin işin ne kadar malın var idiyse onunla yetimlere bakacaktın. Baktın mı? Bakmadın. Hem yetime böyle sokağa atarcasına değil, İkram edeceksin. La tükrimune, ikramınız yok el yetime. Yetimlere hiç ikram etmiyorsunuz. Dokundu mu bize? Dokundu. İkram ediyor muyuz? Arıyor muyuz yetimler? Yok. Bırak aramayı, kapına geleni kovuyorsun. Ne diyorsun? Git Allah versin diyorsun. Sana da Allah vermişti. Sen ona veresin diye vermişti sana. Şimdi sen ne yapıyorsun? Git Allah versin cümlesi Yasin'de enut'imu men lev yeşâullâhu at'ameh diye geçer. Allah'ın dilemesi halinde doyuracakları biz mi doyuracakmışız? Git Allah versin. Bu bir müşrik sözüdür. Bunu bir Müslüman söyleyemez. Git Allah versin. Laf mı? Yapmaması gerektiği halde yaptıkları, yapması gerektiği halde yapmadıkları. Neyi yapmıyormuş? Yetime ikram etmiyormuş bu tip. Aynen bugün olduğu gibi. Değil mi? Şimdi devletten maaş alanlar var. Hazineden maaş alıyor. Alıyoruz. Kimin hakkı var orada? Biliyor muyuz? Kimin hakkını yediğimizi biliyor muyuz mesela? Soruyor muyuz bunu kendimize? Kimin hakkına tecavüz ediyoruz acaba? Eğer görevimizi bir hakkın yerine getirmiyorsak kimden özür dileyeceğiz onu bile bilmiyoruz. Aldığın maaş helal mıdır haram mıdır ilgilenmiyorsun. Niye? Az sorsan nice yetimlerin tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının olduğunu anlayacaksın. Ama anlamıyor, yanaşmıyor oraya. Yetime ikram etmiyorsunuz diyor Allah-u Teala. 1. 2. وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ. Siz var ya siz yoksulu yedirmeye
birbirinizi teşvik etmiyorsunuz? Ediyor muyuz? Ediyor muyuz yani? Etrafımızdaki yoksulları aradık mı? Bulduk mu? Miskin, miskin kelimesini bile tanınmaz hale getirdik. Bize göre miskin kime derler? Tembel tembel oturana derler, değil mi? Biz onlara yardım etmemek için kavramın içini boşalttık. Miskin ne demektir biliyor musunuz? Miskin, fakirlik, yoksulluk kendisinde mesken tutan adam demektir. Miskin, açlıktan dolayı karnı toprağa yapışmış adam demektir. Yok mu bunlardan? Yok mu? Bir arka sokağa geçin görürsünüz var mı yok mu? Bir semt öbür tarafa geçin görürsünüz. Gidin köylere çıkın görürsünüz. Olmadı. Ülkenizin dışındaki sınır ötesine geçin görürsünüz. Kur'an fakirlerin dinine, cinsiyetine, milliyetine, ırkına bakmaz. Fakir fakirdir. Onları bakmak hepimizin görevidir. Dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine bakmadan. Miskinin dini sorulmaz. Fakirin dini, cinsiyeti, cibilliyeti sorulmaz. Fakirse fakirdir. Onunla ilgilenmek hepimizin borcudur. İlgileniyor muyuz? İlgilenmiyoruz. Kur'an yetimlere yakın olmayı emreder. Yakındaki yetimlerle ilgilenmeyi emreder. Ama iyi bilin ki Kur'an her yetime yakın olmayı da emreder. Gidip bulacaksın yetimi beyim. Gidip sizin apartmanda olmaması seni kurtarmaz. Neden gidip bulmadın sorusu gelecek. O yetime niye yakın davranmadın? Niye onun yanında bulunmadın sorusu gelecek. Haberim yoktu sözü adamı kurtarmaz. Niye haberin yoktu sorusunu da cevaplayacaksın. Niye haberin yoktu? Beni ilgilendirmez dedin. Ona da yakınındaki baksın dedin. Akıl verdin. Her yetime yakın davranmak, yakındaki yetime bakmak görevi ikisi de eşittir. Diyor ki Allah-u Teala, sen sana verilen rızık fazla mıdır, az mıdır? Bununla ilgilenmeyi bırak. Sen sana verilenle ilişkili olarak yetimlere ikram etmedin. Yoksulları doyurmayı kendine de başkalarına da teşvik unsuru olarak dillendirmedin. Şey var ya, Maun suresi var, Maun suresi. Eraeytellezî yükezzibu biddîn. Fezâlikellezî yedû'ul yetîm ve lâ yahuddu alâ ta'âmil miskîn. Bak o iki konu orada da var. Fakat orada yetimi itip kakmak ve yoksulu doyurmamak kimin özelliğidir biliyor musunuz? Dini yalanlayanın özelliğidir. Ben çok dindarım ama yetim beni ilgilendirmez. Olmaz. Ben çok dindarım, alnım secdeden kalkmaz ama bir metre, 10 metre ötedeki yoksul beni ilgilendirmez diyemezsin. Böyle bir hakkın yok. Kusura bak. Yok. Hatta daha çarpıcı bir tane söyleyeyim size. O ayeti görünce de insan tüyleri diken diken oluyor. Yoksulun yedirilmesine teşvik, ön ayak olmamak Hakka suresi 33-34. Ayette de geçer. 34. ayette yoksulu doyurmaya teşvik etmez ifadesinden önce geçen cümlede Allah-u Teala diyor ki innehu kâne lâ yu'minu billâhil azîm. Bu tip var ya, bu tip yüce olan Allah'a iman etmezdi diyor. Bitti. Arkadaş, senin imanın tek başına seni kurtarmaz. İmanın davranışa dönüşmediği sürece, imanının ahlaki karşılıkları hayatında görülmediği sürece sadece iman ediyorum sözü seni asla kurtarmaz. İmanı iman yapan değer onu salih amellerle ispatlamak, desteklemektir. Onu salih amellerle desteklemiyorsan senin iman dediğin şey sloganik bir inanç cümleciğinden başka bir mana ifade etmez. İşte böyle. Yani yetime ikramda bulunacaksın. Hem öyle hayvana atar gibi değil, ikram edeceksin.
ve yoksulların doyurulması için önce kendini, sonra birbirinizi teşvik edeceksiniz. Yapmadınız bunu diyor. Bu iki görevi yapmadın. Şimdi nimet niye az verildi diyorsun. Bırak bu işleri diyor Allah-u Teala. Sen işine bak. Bu görevleri yapmadın. Bunun yerine döndün, utanmadan şunu yaptın. Neyi yaptın? Ve te'kulûne türâse eklen lemma. Ha. Yapmaman gereken işi yaptın. Ne yaptın? Ve te'kulûne türâse. Mirası yiyorsunuz. Nasıl? Eklen lemma. Öyle bir yiyorsunuz ki. Eklen yemek, lemma yani helalına haramına bakmadan deveyi hamuduyla götürmek. Ne var ne yok yiyorsunuz. Miras nedir? Miras nedir miras? Miras aslında sizin kazanmadığınız, babanızın, dedenizin size bıraktığı, yani sizin emeğiniz olmayan bir şeyi yiyorsunuz miras olarak. Senin emeğin, senin el emeğinin karşılığı olmayan o mirası baban, deden sana bıraktı diye yiyorsun. Ama fakire, yoksula, yetime sıra geldiği zaman beraber mi kazandık diyorsun. Bu mirası beraber mi kazanmıştın da yiyorsun peki? Onu da başkası kazanmıştı. Bak yiyorsun. Demek ki sen başkasının kazandığı şeyi yiyebiliyorsan, seninle beraber kazanmayan yetime ve yoksula da malından yedireceksin. Mirası helal haram demeden yediğin gibi başkalarına da yedireceksin. Mirası helal haram demeden cukka indiriyorsun midene beyim. Eklen lemma. Bir iyi işle yiyorsunuz ki. Ben bu ayetten bir şey daha anlıyorum. Bizim Çay TV veriyor ya bu şeyi, dersleri. Başka taraflarda da tabii izleniyordur inşallah. Ama bizim Doğu Karadenizliler iyi bilirler. Doğu Karadenizliyiz ya biz. Trabzonluyum ben. İşte televizyon Rize televizyonu. Ama Karadeniz'e yayın yapıyor. İyi anlar beni aziz hemşerilerim, iyi anlar. İyi oluyor değil mi? Malı yerken, mirası yerken. Yerken iyi oluyor değil mi? O malda, mirasta halanın payını vermedin. Teyzenin payını vermedin. Kız kardeşinin payını vermedin. Kızının payını vermedin. İyi oluyor, yiyorsun değil mi? O kadar yiyorsun, o kadar alışmışsın ki buna. Bizim yöremizdeki kadınlar babasından mal almayı ayıp sayıyorlar. O kadar yerleşmiş ki tersi. O kadar yerleşmiş ki babasından mal istedi utanmaz diyor. Kimin utanmaz olduğu ahirette meydana çıkacak görürsün. Burada yedin o mirası. Orada ne vereceksin kız kardeşine? Adam diyor. Verdik ona bir şey. Ne verdin? Umre'ye yolladım onu. Peki onun karşılığında sen ne aldın? 10 tane daire. Utanmıyorsun değil mi? Sana 10 daire düştü babandan, ona da bir umre. Umre üzerinden duygu sömürüsü yapıyor. Umre'ye, hacca yolladı beni. Hacca yolladı, 10 bin liralık iş. Nedir yani? Sana kalan 1 trilyon. Ne haber? Yok kardeşim ya. Mirası yiyorsun. Miras helaldir. Tabii helaldir de bunun içerisinde kız kardeşinin payı var, vermedin onu. Halanın payı var, vermedin. Teyzenin payı var, vermedin. Kadındır diye eksi bir puanla, eksi avantajla başladı hayata. O kadar inandırdın ki isteyemiyor hakkını ya. Şuna bak, hakkını istemeyi diyor ona ki utanmadan baba malından aldı. Niye utanacakmış, sen niye utanmıyorsun? Mal taksim ediyor adama. Diyorsun kaç tane çocuğun var? 3 tane diyor. İsimleri ne? Ali, Veli, Hasan. E kızlar da var, Ayşe, Fatma. O başka, gitti diyor. E ha gidemedi, evde duruyor, ne olacak? Gittiyse gitti, sana ne? Versene hakkını. Vermiyor. Vermiyor. Doğu Karadenizli kardeşlerim. Bak, kızların hakkını onlara vermeden
öbür alemde yargılamadan geçeceğinizi bekliyorsanız daha çok beklersiniz. Böyle malı, mirası helal haram demeden yemeyeceksin. Çağıracaksın, kardeşim senin hakkın şudur diyeceksin. O almazsa almasın. Almaz almaz. İstemiyorum, kardeşime bağışlıyorum diyebilir desin. Ama sen hakkını ver bir defa. Öyle denizde damla misali kenarından bir şey koklatmayla kurtulacağını zannediyorsan aldanıyorsun, haberin olsun. Yapma bunu. Başına bela olacak bu iş. Bu kardeşin sana haber veriyor. İster itibar et, istemezsen etme, sen bilirsin. Peki niye bu mirası helal haram demeden yiyor? Niye? Çünkü bir sonraki ayette diyor ki ve tuhibbunel male hubben cemma. Siz malı ölçüsüz bir şekilde seviyorsunuz be. Malın sana verilmiş bir imtihan sebebi olduğunun farkında değilsin. Bundan sorular gelecek, bunu idrak etmiyor. Ölçüsüz bir şekilde malı ve serveti, yani dünyayı ve dünyalığı seviyorsunuz. Bu ikisini yapmamalıydınız, bunu nasıl yapıyorsunuz? İlk ikisini yapmalıydınız, onları da yapmıyorsunuz. Peki bunları görevini yapması gerektiği halde yapmayan ve yapmaması gereken işleri yapan insanlar Allah bana bol verdi veya az verdi deme hakkına sahip değildir. Bu akıllı bir soru değildir. Bunun cevabıyla ilgilenmenin bir alemi yok. Ne kadar verildiyse onu veriliş gayesine uygun olarak değerlendirmek senin görevin idi be kardeş. Yetime ikram etmedin, yoksulun doyurulmasına teşvikte bulunmadın. Bunun yerine helal haram demeden mirası yedin ve malı, serveti ölçüsüz bir şekilde sevdin. Şimdi geliyorsun, Allah bana çok verdi, az verdi, değerlendirme yapıyorsun. Bu seni kurtarmaz diyor Allah-u Teala. Peki, bu duyarsızlıklarla hayatını ortaya koyup böyle bir ömür yaşayanlara devam eden ayetlerde Allah-u Teala mahşeri hatırlatıyor. Bakın. Bakın şimdi ne olacak? Böyle davrananlar öyle bırakılmıyor. Bak başka bir şeyler var şimdi. Sadece burada ayıplayıp kınamayla bırakmıyor. Bakın diyor ki surenin 21. ayeti. Fecr suresi 21. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz kella, dikkat edin. İza dükketil ardu dekken dekka. Yeryüzü paramparça dağıldığı zaman. Dükketil ardu dekken dekka. Bakın burada böyle bir K sesi çok fazla çıkıyor değil mi? Dükketil ardu dekken dekken. Dek dek dükke kelimesi böyle patır kütür bir ses çıkartıyor. O mahşerde, kıyamette yaşanacak olan o büyük felaketin kelimede sese dönüşmüş halidir. Yer paramparça olurup döküldüğü zaman, yani son saat dediğimiz bu sistem yıkıldığı zaman. Sonra ve ca'e rabbuke vel meleku saffen saffa. Melekler saf saf dizilmiş haldeyken Rabbinin emri geldiği zaman. Yani Rabbin geldiği zaman demek, Rabbin emri geldiği zaman demektir. Allah'ın emri geldi, kararı geldi. Ne geldi? Yargılama başlıyor şimdi. Diriltiyorlar seni. Sadece bu hayattan ibaret değil ki. Bunun rovanşı var. Çağıracaklar seni. Kalk bakalım, kalk. Kalk gel. Bak size biri dese ki hep beraber diriltileceğiz. Allah gruba soru soracak. Gruptan biri cevap verince yırtacağız. Billahi tallahi yalan bu. Yalan. Kim derse desin yalan. Bir yok size bizim gruba girersen he ne olacak? İşte orada melekler diyecek ki sen hangi gruptandın? Şu gruptandır. Geç. Görürüz. Geçmiş. Bizim hocamız, efendimiz, abimiz, ablamız neyse kimse. Bu bizim yerimize bizi orada savunacak. Peygamberimiz kızını savunamayacağını söylüyor. Sizin hoca sizi savunuyor. Ne yalan bu be? Yalan.
İtibar etmeyin bu yalanlara ya. Adam takımı kurtarmak için, takımı korumak için yalan konuşuyor. O oradan nemalanıyor, menfaatleniyor. Sana ne oluyor be? Bir kere Kur'an okusan bu yalanların yalan olduğunu anlayacaksın. Ama okumuyorsun, ben ne yapayım? Bunu Kur'an diye ben sana anlatıyorum. Bana da diyorsun ki bu sıyırmışın teki diyor. Niye sıyırdım? Ayet okuyorum diye. Göreceğiz kim sıyırdı. Hazreti Peygamber kızına diyor ki ya Fatıma, canım ciğerim Fatıma'm. İşteri nefseki minallahi teala. Nefsini Allah'tan satın almana bak. Fe inni la uhni anki minallahi şey'a. Yarın Allah'ın huzurunda senden hiçbir şeyi gideremem ben. Babam peygamber diye güvenme bana. İşini kendin yap. Hazreti Fatıma'yı babası Hazreti Muhammed kurtaramıyor. Senin hoca seni kurtarıyor. Billahi yalan. Yalan. Yalan konuşuyorlar yani. Ya Hazreti Nuh'un kıssasını okumaz mı bir adam ya? Kurtarabildi mi oğlunu? Yok. Hanımını kurtarabildi mi? Yok. Hazreti Lut hanımını kurtarabildi mi? Yok. Hazreti İbrahim babasını kurtarabildi mi? Yok. Hazreti Aişe kocası, Hazreti Asiye kocası Firavun'u kurtarabildi mi? Yok. Ya peygamberler kendi yakınlarını kurtaramıyor. Seninki nasıl kurtarıyor ya? İnandırılmış insanlar ya. Bunun yanlış olduğunu söyleyince adam ağzına ne geliyorsa saydırıyor ya. Diyor ki işte filanca Allah'ın evliya kulu var bir tane. He, ona böyle bir defa bir bakıyorsun. He, ne oluyor? 500 sene, 1000 sene ibadetten, ihlaslı ibadetten daha faziletlidir. Billahi yalan. Yalan. Lan sahabiler peygamberimize bakamıyor muydu be? Bu madem bakmayla oluyordu, herkes kurtuldu. Niye Bedir'i yaşadılar? Niye Uhud yaşandı? Niye Hendek yaşandı? Niye Huneyn gazvesi yaşandı? Niye Tebuk yaşandı? Niye hicret ettiler ya? Bakardılar Hazreti Peygamber. O senin şimdi bakın dediğin adam Hazreti Peygamber'den daha hatırlı değil. İnanmayın bunlara. Yalan konuşuyorlar. Yalan. Bunların sunduğu din asla Kur'an'ın öğrettiği, Hazreti Muhammed'in yaşayıp tebliğ ettiği din değil. Vallahi billahi tellahi değil. Değil, yalan konuşuyorlar. Bu milleti aldatıyorlar. Ama iyi bilin, unutmayın, bu aldanışlarla öbür aleme gittiğiniz zaman, Allah'ın yargılama emri geldiği zaman, veci'e yevme izin bi cehenneme, o zaman cehennem getirilecek diyor Allah-u Teala. Veci'e yevme izin bi cehenneme, cehennemi görecek vatandaş. Yevme izin, işte o gün, yetezekkerul insanu, insanoğlu gerçekleri hatırlayacak. Fakat, ve enna lehu zikra, gerçeği hatırlamanın ona ne faydası olacak ki? Orası gerçeği hatırlama yeri değil, burada hatırlayacaktın, burada. Burada işini görecektin beyim, burada tevbe edecektin, burada Allah'a yönelecektin, burada kulluğuna sarılacaktın. Orada cehennemi gördüğünde yapacağın dönüşün hiçbir faydası olmayacak. Öyle diyor, bak ben demiyorum. Ve enna lehu zikra. Yevme izin yetezekkerul insanu. O gün o insan gerçeği hatırlayacak. Ve enna lehu zikra. Ama gerçeği hatırlamanın ona ne faydası olacak ki? Fecr suresinin 33. ayet, 23. ayet işte. Bir tane daha var öyle bir ayet. O da Muhammed suresinde. Fe enna lehum izâ câethum zikrâhum. Muhammed suresi 18. ayet. O hakikat onlara geldiği zaman onu hatırlamanın onlara ne faydası olacak ki yani? Hiçbir faydası yok. Burada uyanacak, burada silkinecek, burada kendimize gelecek ve burada istikamet sahibi olacağız. Yoksa hiç kimse kimseyi kurtaramayacak. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Hiç kimse hiç kimseyi kurtaramayacak. Haberiniz olsun. Kendiniz kurtaracaksınız. Beni filanca kurtarır. Onu kim kurtaracak? Hazreti Peygamber'e Allah-u Teala dedirtiyor ki Kur'an'da, Ahkaf suresi 9. ayet. Ahkaf 9. Kul de ki ma kuntu bid'an minel rusul. Ben peygamberler içinden ilk defa çıkmış biri ben değilim. İlk defa ben peygamber değilim. Ve ma edri, ve ben bilmiyorum.
Ma yuf'alu bi ve la biküm. Bana da size de ne yapılacağını bilmiyorum. 46. surenin 9. ayeti. Gidin açın bak. Ya peygamber kendisine ne yapılacağını bilmiyor. Beyim diyor ki bizimki seni kurtaracak. Sırat köprüsünün üzerine başına oturacak. He? Orada ona kim, onun takımından kimse onu kurtaracak. Gerisi oradan altında zaten cehennem var, cehenneme atılacak. Ben de bunu diyene diyorum ki sizin o hocayı oraya ilk kim koyacak? Allah. Ya ilk onu atarsa aşağı ne olacak? Sizin takım gitti. Adam öyle diyor. Bizim diyor işte bizim grubun kitabından okursan yırttın. Ben de ona diyorum ki yırtılacaksın haberin olsun. Yırtamayacaksın. Yırtılacaksın, mahvolacaksın. Ya geçen bir tanesini dinledim de ya şaşırdım kaldım ya Allah'ım ya Rabbi ya. Diyor ki ben işte birinin adını veriyor ondan söz aldım diyor. O bizi cennete götürmeden kendisi girmeyecek. Bak 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 bak. Nasıl inanırsın sen buna ya? Cennet sizin tatil köyü mü beyim? Hani istemezsen gitmeyebilirsin öyle mi? Ya cennete gitmiyorsa onun gideceği üçüncü bir yer yok cehennem. O zaman takım halinde cehenneme güle güle. Marş marş git. Bu ne? Buna inanıyor adam ya. Ve bunu kameralara bakarak söylüyor ya. Söz aldık diyor Allah'ın hatırlı kulları var diyor. Onlardan söz aldık. Bizi bırakıp cennete gitmeyecekler. Evet kesin. O da peşinden gittiği de zaten cennete gitmeyecek. Sorun yok. O yana. Ya, istemem kimsenin cehenneme gitmesini. Çünkü ben kendimin gitmemi istemiyorum. Ben bütün Müslümanları cennette hayal ederim. Ama bu kadar beleş ve bu kadar yalan bir din sunumu insanları ikna etmiyor. Niye bu milletin çocukları ateist ve deist oluyor? İşte bu yalanlardan dolayı. Yalan. Kim inanır bunlara ya? Buna kim inanır arkadaş? Diyor ki bir tanesi işte uzay mekiği gönderiliyordu uzaya doğru. Biz diyor o anda şeydeydik, ders halindeydik. Efendimiz şey yaptı, düşürdük. Düşürdük. Lan neyi düşürdün sen ya? Sen ne diyorsun ya? Hani madem yalan konuşacaksın, uzay mekiğini biz yapmıştık de bari. Hani bir olumlu bir şey olsun yani. Mekiği biz düşürdük diyor. Al. Al sana din sunumu. Sonra niye ateist oluyor? Ne olmasını bekliyordun beyim? Ne buyuruyorsun yani? Senin sunduğun bu din bir adamı ateist ve dinsiz yapmaktan başka neye yarar yani? Gel Kur'an'dan bakalım deyince diyor ki aha Kur'an Müslümanı sapık. Kur'an'ın Müslümanına sapık diyen adam hangi istikametin iddiasında olabilir? Hazreti Muhammed neyin Müslümanıydı? Kur'an'ın. Desene ona da sapık. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir çürüme be? Böyle gidiyor. Size Allah yardım etsin. Niye? Aha önümüz Ramazan. Ne yalanlar dinleyeceksiniz. Gün yüzü görmemiş. Bir kısım gün yüzü görmemiş yalanlar. Bir kısmı da artık bayatladı. Ama gene alıcısı var. Albenisi var. Reyting yüksek geliyor. Reyting yüksek geliyorsa söylenenin doğru ya da yanlış olması mühim değil. Kardeşlerim, Allah'ın reytingidir önemli olan. Televizyonların reytingi değil. Hakikat değerini eskiden geliyor oluşundan almaz. Hakikat değerini taraftar kalabalıklığından da almaz. Hakikat değerini kaynağından ve referansından alır. Onun için Kur'an daima çoğunluğun karşısında durmaktan söz eder. Ne kadar ayet varsa çoğunluğun yanlış yolda gittiğini söyler. Ve tek başına Hazreti İbrahim'in tek başına ümmet olduğunu vurgular. Nahl suresi 120. ayette. Niçin? Hakikat bazen bir kişiyle de olsa temsil edilir. Kalabalık olması şart değil. Biz kemiyetin peşinde değil, keyfiyetin ve kalitenin peşindeyiz. Tabutumuzu taşıyacak 4 imanlı kardeşim olsun yeter. Allah'ın bu adamdı demesi yeter. Kainat karşına dikilse bile Allah bu adamdı yiğitti dedi mi yeter.
Senin ve benim davam Allah'ın onayını alma davası olacak. Elin alemin şakşakı seni kurtarmaz, beni kurtarmaz. Allah aferindesin. Mühim olan bu. Buna talip olmak lazım. Değilse cehennem ortaya getirilecek. Sen yaptıklarının yanlış olduğunu anlayacaksın. Ama bunun sana hiçbir faydası olmayacak. Olmayacak. Ve diyeceksin ki yakulu, bu tip. Hangi tip? Allah'ı sorgulayan tip. Hangi tip? Malını, mülkünü garibana koklatmayan tip. Hangi tip? Yetim, yoksul, beni ilgilendirmez diyen tip. Hangi tip? Miras helal mıdır, haram mıdır demeden yiyen tip. Hangi tip? Malı, serveti aşk ile, tutkuyla sevip onu başkasına asla vermeyi düşünmeyen tip. Diyecek ki yakulu, ya leyteni, ah ne olaydım, ne olaydım, keşke ben, kaddemtü li hayati, keşke şu hayatım için bir şeyler önceden takdim etseydim. Keşke dünya hayatımda bir şeyler yapıp üretseydim, keşke. Keşke toprak olsaydım diyecek. Keşke ölümle her şey bitseydi diyecek. Keşke her taraftan ölüm yağsa da ben bir daha hesaba çekilecek durumda olmasaydım diyecek. Diyecek de bunların hiçbiri hiçbir fayda vermeyecektir. Feyevmeyzin, işte o gün, yani mahşer günü, la yuazzibu azabehu ahadun ve la yusiku vesakahu ahadun. O gün Allah'ın bu adama yapacağı azabı hiç kimse yapamaz. Allah'ın vuracağı o bağı kimse vuramaz. Öyle şiddetli bir azap, öyle korkunç bir yargılama ve tutuklama yaşanacaktır. Hatta bu ayetin bir anlamı daha var. Feyevme izin la yuazzibu azabehu ahad. O gün kişinin kendine yaptığı azabı başkası ona yapmaz. Niye? Dünyada yaptı. Kendisi yaptı. Kendisi bu işleri ayarladı. Kimse onu zorlamadı. Öyle tercih etti, sonucuna katlanacak demeye getiriyor Allah-u Teala. Şimdi geliyor surenin sonuna. Saat kaç? 9:30. Şimdi Allah-u Teala buyuruyor ki surenin son 4 ayeti. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiyye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Allah-u Teala, ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey huzura erişmiş insan, artık sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı olmuş olarak Rabbine, onun ödül dünyasına doğru dön. Fedhuli fi ibadi, şu yiğit kullarımın arasına gir. Vedhuli cenneti, ve cennetime sen de gir. Kime diyecek bunu Allah-u Teala? Nerede diyecek? Bunu Rabbimiz mahşerde. Bu ayete kadar kınadığı insan tipinden olmamayı başaran yiğit insanlara diyecek ki, ey hakikatle yüreği, nefsi, canı mutmain olan insan, sen artık Rabbinden memnun, Rabbin senden razı bir şekilde Rabbine, onun vereceği karara doğru dön. Dön, yiğit kullarımın arasına gir ve onlarla beraber sen de cennetime gir. Bütün kalbi duam odur ki ruzi mahşerde bu sözü duyanlardan olalım. Allah-u Teala bu hitabı bize de lütfeylesin mahşerde. Fakat bu ayetin mahşerde değil de dünyadayken bir hitap olma ihtimali de var. Yani Allah-u Teala surenin işte 6. ayetinden itibaren ele aldığı tarihteki o zorba milletlerin izinden giden nankör insan tipine dünya hayatında
yeniden bir şans vermek ve yeniden kendini çek etmesi imkanını ona sunmak için yeni bir hitap ile ona sesleniyor olma ihtimali de var. Yani Allah-u Teala demiş oluyor ki, ya eyyetühen nefsül mutmainne, ey bu dünyalıklarla sahte mutluluğu elde ettiğini zanneden nefis, ey dünya menfaati ve dünyalıklarla kendini huzura ermiş zanneden adam, irci'i ila rabbik, artık Rabbine dön, artık Rabbinin yoluna dön, artık radiyeten merdiyeten, yani sen Rabbinden memnun, Rabbin senden razı olacak bir şekle gir. Yani fedhuli fi ibadi, şu benim dinimi hakkıyla yaşamaya gayret eden kullanımın arasına gir. O kullarımla beraber sen de var ol. Vedhuli cenneti, ve sonunda da cennetime gir. Bu ikinci manaya göre ayette hitap dünyada yapılmış, kabul edilir. Ve buna göre ayetin muhatabı dünyada dünyalıklarla huzur bulduğunu zanneden aldanmış insandır. Buna göre bu ayetler bir uyarıdır. Eğer hitap dünya şartlarında nankör insanlara yönelikse bu hitap bir uyarıdır, bir davettir, bir çağrıdır. Yok eğer bu hitap mahşerde Allah-u Teala tarafından dile getirilecekse bu defa bu bir onore etmektir, bu bir müjdedir, bu bir ödüldür. Muhatabı da iyi, yiğit insanlardır. Biz ayetleri bağlamına göre, kullanılan kelimelere göre, muhatapların alabileceği hale ve vaziyete göre farklı anlamlar muvacihesinde yorumlayabiliriz. Metin buna müsaittir. İki türlüsü de doğrudur. Daha doğru olan hangisidir diye sorulsa, daha doğru olanın ikincisi olduğunu söylerim. Bunu da işte bizim tefsirci kardeşlerimizden, bu Marmara İlahiyat'ta Murat Sülün diye bir arkadaş var, onun uyarısıyla fark ettik. Bu ikinci mana çok bağlama uygun bir manadır. Çok yani etraflı bir manadır. Sure bütünlüğüne uygun bir manadır. Diğeri yanlış mıdır? Hayır. Diğeri de yanlış değil. Diğeri niye yanlış değil? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de böyle konuları zıddıyla anlatma tekniği vardır. Buna biz Kur'an'ın mesanilik üslubu deriz. Yani kötü, cehennemlik olanlarla ilgili bilgi verdikten sonra onun zıddına iyilerle ilgili, cennetliklerle ilgili de bilgi verilir. Buna Kur'an'ın mesanilik özelliği derler. O özellikten hareketle nihayetinde buradaki hitabın mahşerde iyi insanlara yönlendirilecek bir ödül ve müjde ifadesi olma ihtimali de vardır. Diğeri bağlama uygun manadır. Öbürü de Kur'an'ın mesanilik özelliğine uygun manadır diye sureye dair sözlerimi böylece şekillendirmiş olayım. Kameramanlar beni uyarmadan, ilk defa onlar bitiyor az kaldı filan demeden, ben hitamuhu misk, sonu misk olsun, sonu güzel olsun, iyi olsun kabilinden bir uyarıya ihtiyaç hissetmeden bu Başakşehir'deki 4. etapta Çınar Koleji'nde uzun süredir yapmaya gayret ettiğimiz Kur'an okumaları dersimizi bu sezon itibariyle bitiriyoruz. Önümüzde Ramazan var. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bundan sonraki sene ne olur, ne gider, ne biter onu bilmiyoruz. Bakalım Allah-u Teala ne kapı açar. Biz buraya kadarki kısmında sizin imanınızın şahidi olalım diye çabaladık. Siz de bizim imanımızın şahidi olasınız diye istedik. Allah-u Teala bizi bu aleme sahip olmaya değil, şahit olmaya diye yarattı. Şahitlerimizi çoğaltalım diye Rabbim bizi yarattı. Çünkü biz aleme şahidiz. Alem de bize şahit olacaktır. Öbür alemde şahitlikler devreye konulacaktır. Orada hak şahitliği yoğun olan yiğitler arasına Cenab-ı Hak sizi de bizi de bütün mümin kardeşlerimizi de ilhak eylesin diye dua ediyor.
niyazımı dillendiriyorum. Bu süre zarfında böyle bazen çok gürültülü bir ses tonuyla konuştum, bu akşam olduğu gibi. Maksadım herhangi birini rencide etmek değildir. Herhangi birini hedefe koymak değildir. Herhangi biriyle özel bir mesai ortaya koymak değildir. Benim Kur'an'dan anladığım, hayattaki gözlemlerle bağdaştırmanın sonucunda vardığım kanaatimi biraz yüksek tonda dillendirmeye gayret ettim. Kimseyi suçlamak gibi, kimseye hakaret etmek gibi bir derdim asla yoktur. Bu imkanı bize veren Rabbime hamd ediyorum. Vesile olan kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum. Bizi bu salonda şu kadar zamandır yalnız bırakmayan sizlere de gönülden muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah-u Teala burada vahyin etrafında toplanan sizi, bizi, hepimizi mahşerde Hazreti Peygamber'in yanı başında toplanacak yiğitlerin arasına ilhak eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah-u Teala her birinizin yar ve yardımcısı olsun.